üzerine koyarak halkı biat ettireceğini sanan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. O hayallerden vazgeç. Bu halk Gezi'de olduğu gibi hayatın hiçbir aşamasında sana biat etmeyecek, sana kul olmayacak. Protestoların diğer adresi Ankara Adliyesi'ydi. Avukatlar cübbelerini giydi, adliye koridorlarında slogan attı, ıslık çaldı. Bu eylemlere ilişkin yapılan yargılama ve neticesinde dün verilen karar toplumun vicdanında kabul görmeyen, hukukla ve adaletle bağdaşmayan bir karardır. Burası da Mimarlar Odası Ankara Şubesi. Şube yönetici ve üyeleri verilen cezaları protesto etti. Adalet nöbeti başlattı. Atatürk Orman Çiftliği'nde kaçak sarayı yapmadılar. Kaz Dağları'nda, maden ocaklarında işletmelerin sahibi olmadılar. Onlar bu ülkenin gururu, umudu ve geleceği olan Gezi'nin ve Taksim Gezi Parkı'nın hepimiz gibi savunucusu oldular. Kararın ardından İzmir Barosu avukatları da adliye önünde toplandı. Gezi'de biz de vardık dedi. Suçla söyleyelim, ben de sokaktaydım. Gezi'de inanıyorum ki burada bulunan herkes sokaktaydı. Gezi'de hepimiz direnişteydik. Direnmeye de devam edeceğiz. Kimse vazgeçiremeyecek bundan. Ve öğrenciler, onlar da ellerinde pankartla Ankara sokaklarını dolaştı. Her yer Gezi, her yer direniş sloganları attı. Kendiniz çocukluk, fakat şimdi üniversitelerden sesleniyoruz. Üniversitelerin İsmail'i bu sokaklarda katledilen Ecevi, Mert'i unutmadık. Bugün Gezi yargılayanlar da bilsin ki sizi de gençlik yargılayacak. Böyle gencecik üniversite öğrencileri, böyle gencecik çocuklar hayatını kaybetti. Can diyorum, yakıp yıktılar ya ortalığı diyor, kamu malı diyor. Kamu malına zarar verenlerin de cezası vakti zamanında kesilmişti. Can diyorsunuz, önce benim canım diye yanıt veriyorlar. Durum bu. Bir de troller diyorum ama AKP'nin içinde, iktidarın içinde de bir aile etkin olduklarını gördük. Geçtiğimiz gün içlerinden biri meclis başkanına Twitter üzerinden, tabirimi bağışlayın, posta koymaya çalıştı. Güçlülerdi. Özgür Özel'i hedef aldılar sosyal medyada. Dün Özgür Özel çok net bir konuşma yaptı. Bu karar hemen açıklandıktan sonra adliyenin önünde, ilk günden beri takip ediyordu zaten CHP Grup Başkan Vekili davayı. Dedi ki tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir. Bu sözlerin ardından adeta bir sosyal medya lincine tabi tuttular Özgür Özel'i. Bir bakalım. Mücella yapıcıyı 72 yaşında Bakırköy cezaevine koyacak kadar küçülmüş, alçalmış ve buna tenezzül eden birisinin bizim karşımızda dizleri titremektedir. Herkes bunu bilsin. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, onların üzerine kapanan cezaevi kapıları, parmaklıkları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür. Kavala özgürdür. Bugün tutukladığı bütün arkadaşlarımız özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir. Andolsun, andolsun, andolsun. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gezi davasından çıkan karardan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin önünde söyledi bu sözleri. Ardından sosyal medyada gündem oldu. Özel karşıtı kampanya başlatıldı. Adaletin kanını emen bu vampire bizim hiçbirinizin, hiçbir yapının tek başına gücü yetmez. Ama hepimizin gücü yeter. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu milletin hür iradesine hakarettir. Bu suçtur. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'i milli iradeyi tehdit etmekle suçladı. Hiç kimse cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir.
milli iradeyi tehdit eden yassı ada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur. Tepkiler sadece AKP ile sınırlı kalmadı. Sosyal medyada gündem oldu. Özgür Özel haddini bil etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Yargıya karşı ve yargı kararlarına karşı ölçüsüz bir şekilde. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da tepki gösterenler arasındaydı. Yargı bağımsızlığından bahsetti yorumunun çoğunda. Eleştirileri ölçüsüzlük olarak yorumladı. Görev yapan hakimlere dil uzatanları, el sallayanları, and içenleri, tehdit eden herkesi kınıyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı CHP'li kimi yetkililerin el sallayan, dil uzatan, and içen yaklaşımlarını haddini bilmezlik olarak görüyorum. Özgür Özel veya başkaları esas haddini bilmesi gerekenler onlardır. Adalet Bakanlığı'na neden yeniden ve tekrar Bekir Bozdağ'ın getirilmiş olduğunu daha iyi anladığımız günlerden geçiyoruz. Artık şunun adını açıkça koymak gerekiyor. Bu ülkenin barış içinde, huzur içinde, daha demokratik, refah içinde, daha huzurlu, çocuklarına güzel bir gelecek hazırlamış bir ülke olabilmesi için her farklı görüşten insanın bir araya gelebilmesi gerekiyor. Bu taleple hak, hukuk, adalet diyerek tıpkı 9 yıl önce Gezi'de olduğu gibi her farklı görüşten insanın aynı çerçevede bir araya gelebildiği gibi insan hakları, demokrasi, adalet, hak, hukuk talebiyle. Anlatmayı sürdüreceğiz efendim. Saat başında Taksim'den canlı yayınımız olacak ve Taksim'deki protestoyu ekrana taşıyacağız. Bir yere ayrılmayınız lütfen. Halk Ana Haber Bülteni devam edecek.